Aysel arkadaşın, Hevali Aysel'in aslında Aysel'ce bir direnişiydi, bir sahiplenmesiydi. Yani dün Aysel aslında ömrünü verdiği mücadele tarzını, bağlılığını, geri adım atmazlığını, asiliğini, dik kafalığını, mücadelesine, mücadelenin bütün değerlerine, bütün alanlarına, halkının bütün değerlerine, Dersim'in diline, kültürüne, inancına, tarihine, acısına ve tarihsel direngenin bir bütünü olarak aslında bir kişilikti. Hepsinin toplamıydı. Dünkü de aslında Aysel'ce, Aysel Hevali sahiplenmeydi. Tam ona göreydi. Çünkü Hevali Aysel bütün yoldaşlarını bu tarzda sahiplendi. Bu tarzda bu kirli ellere bırakmadı. Bu tarzda bu kirli ellere bırakmadan kendi elleriyle Dersim'in toprağına teslim etti. Biz bundan dolayı tekrar kutluyoruz bu Aysel Hevalce ve Aysel yoldaşı sahiplenmeyi kutluyoruz. Tabii ki nasıl ki dünkü Dersim halkı ve çevre illerden katılanlar hem Kürdistan'ın hem de Dersim'in tarihsel direngenliğiydi, sahiplenmesiydi. Kendi değerlerini sahiplendi aslında Hevali Aysel'in şahsında. Mücadelesini, değerlerini, şehitlerini, dilini, kültürünü hepsini sahiplenmeydi. Dün sadece bir insanımız, bir cenazeyi sahiplenme değildi. Bir mücadele, bir sahiplenmeydi ama nasıl sahiplenmesinin gerektiğinde geçmişten Hevali Aysel ve bu topraklarda mücadele edenlerin aslında bir mirasıydı. Dünkü bu halka verilen bir mirastı, bu direnme mirasıydı. Tabii dünkü bir taraf kendi özünü, geçmişini sergilerken karşı güçler de aslında kendi geçmişini sergiledi. Hep yaşlarımız der, yani Kerbela'dan beri, o zaman Kerbela'dan beri bir Yezidçe, bir Muaviye zihniyeti var. Bu Muaviye ve zihniyeti tarih boyunca Selçuklarda da, Osmanlılarda da, İtahat-ı Terakki'de de, 90'larda da ve sonrası da bu zihniyet 80 darbesiyle de bu zihniyet aynı şekilde aynı zihniyetin pratiğini bu topraklarda sergilemiştir. Bu sadece dünkü Hevali Aysel'in cenazesine yaklaşım değildi. Bir cenazeye bir yaklaşım değildi. Bu bir zihniyetti. Bu toprakların değerlerine, mücadelesine, inancına, kültürüne bir yaklaşımdı. Dersim 38 Kırım'ından sonraki aslında bir yaklaşımdır bu. Onlar da geçmişten devraldıkları mirasını dün sergilediler. Biz nasıl ki Dersim halkı ve dostların ve kadın yoldaşları tarihsel mirasını dün sergilediyse, karşı güçler de kendi tarihsel aldıkları mirası, insanlıktan, hukuktan, hiçbir şeyden nasip almamış bir mirastır bu. Ama güncel olarak da bu miras kendisini saray ve suç işleri bakanı olarak sergiliyor. Dünkü buydu. Güncel iz düşümü buydu. Suç işleri bakanın ve saray zihniyetin dünkü bir pratiğiydi, sergilenmesiydi. Tabii ki buna karşı bu kadar sert olacaklardı. Niye? Çünkü tarihsel, onursal bir sahiplenmeydi bu. Tabii ki bu sahiplenmeyi içine sindirmeyeceklerdi. Kullandığı kavramlar dışında ama tespit bir yeriyle aslında belki de uyuyordu. Şu, diyor ki kırsaldı. Tabii ki Hevali Aysel kırsaldı. Bu dağlara sevdalıydı. Bu dağların tarihine, bu dağların toprağına, ziyaretlerine, bu dağların bütün canlarına, inancına, kültürüne, her şeyine sevdalıydı. Yani bu belki de bilmeyerek, aslında hakaret ediyormuş gibi söyleyerek, aslında tam tersine buydu. Bir kır sevdalısıydı. Kırsaldı tabii ki. Onun gibi şehirde bütün değerlerini satmış, yok etmiş, her iktidarın su değirmenine su taşıyan, bütün insani değerlerini, kişiliğinin terk etmiş, hiçbir ölçüsü olmayan kişi değildi tabii ki. Diğer ise bize ilişkinse tabii ki bu mücadelenin, bu halkın bütün değerlerini sahipleneceğiz. Bunun illegallikle, bunun terörize etmeyle hiçbir alakası yoktur. Tabii ki her koşulda, her şartta bunun bedeli, karşılığı ne olursa olsun, bu topraklar için, bu halk için, Kürdistan için, değerleri için, dili için, kültürü için, ne en ufak
bir değer yaratmışsa, bırakın bu kadar bu değerleri sahiplenmeyi, tabii ki en ufak bir değeri tabii ki sahipleneceğiz. Sahiplenmek zorundayız. Bu onuru, bu gururu, bu onuru ve bu tarihsel mirastır. Bu halkı dün ayakta tutan ve karşı tarafın bu kadar hiçbir insanlığa sığmayacak şekilde teşhir olmasını sağlamıştır. Mesela günlerdir İsrail'de bir cenazeye karşı yapılmış insanlık dışı lanetçe bir tutumu, tabii ki lanetliyoruz ama orayı lanetleyen, onu terörist bir ülke, bir devlet olarak tanımlayan buradaki iktidar, ama aynı şekilde şimdi aynı lanet tutumu burada sergiledi. Şimdi tabii ki aynı lanetliği burada sahiplemesinin aynı zihniyettir. Niye? O da işgalcidir. O da gaspçıdır. O da bütün değerleri yok sayandır. Aynı zihniyet taşıyor. Ama belki de şu söyleyebiliriz. Nasıl ki Kürdistan'ın bütün değerlerine işgal girişiminde sessiz kalınıyorsa ama başka yerlerde barış sevdallığı naralar atılıyorsa, mesela bu konuda da riyakarlık var. Yani kıyamet kopmalıydı. Kürt halkı ayaktaydı, Dersim halkı ayaktaydı. Bütün değerlerini sahiplendi. Bu lanetçe şeye ilişkin. Aslında dünkü sadece Dersim halkının kendi değerini bir Aysel'i sahiplenme değildi. İnsanlık adına ne varsa aslında bütün bu değerleri sahiplenmeydi. Bütün insanlık adına Türkiye'nin her yerinde bütün her şeyi kirletiyor. Şimdi bu kirletmeye karşı dünkü aslında insanlık adına, Türkiye halkları adına, Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir direnişti. Ve dün aslında Dersim halkı bir mesaj daha verdi. İşte o Suç İşleri Bakanı yok ettik, bitirdik deniyordu değil mi? Bu halk geçmiş mücadelesinden, bütün değerlerden hiçbir yere, hiçbir şeyin kaybedilmediği, hiçbir şeyin bitmediğini dün mesela ortaya koymuştur. Ama biten onların kendi çürümüşlüğüdür. Bütün her anlamda insanlık, hukuk, evrensel hiçbir değer, bütün hepsi ayaklar altına alındı. Siz de söylediniz. Bu sadece dün değildi. Aysel Tuğlu'nun annesini, buradaki mezarların yakılıp yıkılması, cenazelerin kargoyla yollanması, baş edilmediği zaman insanlık suçu olan, savaş suçu olan kimyasal silahların kullanılması, bütün insanlık dışı yöntemler bugüne kadar denenmiştir. Yani bu sadece dün değildi. Bu belki de son dönemdeki en bariz şekliydi. Belki de Türkiye halklarına yeniden hatırlatmak gerekiyordu. Hem karşı taraf insanlık, hukuk, bütün nasibini kaybetmiş. Karşı taraf aslında buranın üzerinden bütün herkese sindirmek için hatırlatmaydı. Ama dünkü direniş de bütün halklara karşı bir umuttur. Buna karşı bir direnişin var olduğunu, hiçbir şeyin bitmediğini, yaratılan her şeyin bu topraklarda mutlaka yaşadığını, yeri geldiğinde de böyle filizleneceğini ve böyle de kendisini göstereceğini aslında dünkü mesajıydı. Amaçladıkları çok şey var ama sonuç alınamıyor. Bir söz vardır yani, diyordu ya, Dersim'e sefer olur zafer olmaz. Bu insanlık dışı, bu halkın, bu coğrafyanın her şeysine defalarca, bırakın bu günlük saldırılar, seferler olmuştur. Asimilasyon politikasıyla, soykırımla, köy yakmalarla, her şeyle, cenazelere bile tahammül etmeyerek, kemiklere ya defnedilmiş kemiklere bile tahammül etmediği şeyi hep medet ummuştu. Nedir? Zihniyet budur. Ama yine söylüyoruz, sadece Kürdistan halkını, Kürt halkını, Dersim halkını, inancını, rahat inancını ilişkin değildir bu. Direnme yeridir, direnme zeminidir, direnme damarıdır. Bu direnme damarının Türkiye halklarına, Türkiye cephesine yaygınlaşmasını istemiyor. Bunlarla beraber bir ortak mücadele zemini haline gelmesini istemiyor. Yani Suruç, Ankara katliamları bunun için değil miydi? Kürt halkının mücadelesinin, direngenliğinin ve Türkiye halklarıyla buluşmasını istemiyor şimdi. Bu kadar vahşice saldırmasının nedeni, bu kadar sert gelmesinin nedeni direniş damarıdır, direniş yeridir. Yani Türkiye toplum mesela son 5 yıldır özellikle bütün direnme dinamikleri yok edilmeye çalışıldı. Birçok şeyle saray iktidarı, bu tür işte suç işleri faaliyetini yürüten güya bakanlık denenler. Ama olmuyor. Niye? Bir, Türkiye halklarına gözdağıdır. Eğer direnirseniz, eğer direnme damarıyla buluşursanız, eğer ortak bir mücadele zemine gelirseniz sonunuz budur diye. Bu mesajdır. İkincisi ise
bizim üzerimizde bütün muhalefeti dizayn etmedir. Ama sonuç alınamıyor. O kadar gücü oraya yıkmasının nedeni aslında o yıktığı gücün büyüklüğü aslında korkunun büyüklüğüydü. Pekala dikkat edin, gelen gücün hepsi değil ama içinde bir kesim belliydi yani. Bir çetevari. Yani bu çetevarilik bir güvenlik gücü değil, bir polis değil, bir kamu görevlisi değil, bir mülki amiri gibi davranmıyordu. Yani içinde kendini belli ettiriyordu. Belli ki içinde bir çete var. Kamuoyuna söylüyoruz, halklara söylüyoruz, vicdanı olanlara söylüyoruz. Yani dünkü en başta dokunulmazlık olan bir cenazeydi ya. Cenazedir. En büyük dokunulmazlık budur. Kendi dini vecibeleri neyi gerektiriyorsa, ya bir evine gelip en son ya evine gelip bir helallık bile. Şimdi buna dokunulabilir mi ya? En büyük dokunulmazlık budur. Bırakın vekilliği mekilliği. Şimdi artık buna dokunanın hangi insanlık değerleri, hangi hukuki değerler, hangi bırakın olsun dediğiniz anayasal güvencedir, haktır, yasal güvencedir, bitmiştir. Yani vekillik dokunulmazlığı ne? Dünkü sadece bize değil. En iyi çünkü demin dedik ya, saldırı tümüyle demin dediğimiz bu halkın bu denli sahiplenmesini içine sindirmiyorlar. Şudur, yakıyorsun, yıkıyorsun, tutukluyorsun, mezarlarını bile bombalıyorsun. Her çirkin suç yöntemini devreye sokuyorsun ama yine halk ayakta. İşte bunun için kudurmuştum. Yani bırakın bunun içinde vekilliği mekilliği. Bu kadar kudurmasının nedeni buydu. Aysel Heval tam da istediği gibiydi. Dünkü sahiplenme de Aysel'di. Aysel Heval'di. Ama daha önemlisi Heval ile Aysel mesela deniyor ki cenaze kaç, öyle değil. 4 saat boyunca yani sadece şey değildi. Dünkü o görüntüler değildi. O biraz eksik kaldı. Çok yansıtamadık. Biz de yansıtamadık. Ahmet'te karşılamada Seyitli Köprüsü'nde halkımızın kendi şehidini sloganıyla, her şeyle karşılaması da müdahale aslında orada cenaze kaçırılmak istendi. Yapılamadı. Geri adım atıldı. Güçlü konvoyuyla yine gelinen noktada yine kaçırılmak istendi ama 4 saat boyunca bu halk vermedi kendi cenazesini. Yani öyle hemen alıp götürmüş değildir. Ama Heval Aysel en son olarak da demin söyledik nasıl ki diğer bir hevali gibi yaşamı hep diyor da yaşam hep kavga olarak geçti. Tam da o hevali gibi yaşamı hep kavgayla geçti. Ve yine o arkadaşının iki yaşamı kavgayla geçmiş iki yoldaş da iki heval de dün yan yana geldiler. Tam da Heval-i Sakine'nin yanına gitti. yine kendi toprağı, kendi eliyle bu topraklara teslim etti yüzlerce arkadaşın yanına gitti. Tam da yan yanalar şimdi hepsi. İnanıyoruz ki dünkü halkımızın o direnişi ve kendi hevallerinin yanında oluşu en mutlu günüydü dün.